Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ne konuşacağız? Bugün interneti kasıp kavuran, son zamanlarda kasıp kavuran, yurt dışında kutuları açıl açıl bitmeyen, hatta testlerine bile başlanan, ülkemizde ise daha olmayan, ilk videoyu çekmek için yarışan, gecenin bir körü böyle operasyon düzenleyip yurt dışından böyle havalimanından adamlar getirtilen, efendime söyleyeyim kutusu açılan bir üründen bahsedeceğiz. Sen biliyorsun ne olduğunu iPhone 12 Pro'dan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz şu anda iPhone 12 Pro satışa çıktı. Yaklaşık 3 ya da 4 gün oldu. Ve internette şu an 1 ton 1 ton kutu açılışları mevcut. Hatta testlerinde başlandı. Bitmedi işte efendime söyleyeyim yerlere atıldı, dişlendi, kırılıyor mu diye bakıldı. Suyun altına girdi çıktı. Her şey yapıldı bu telefonla. Bizim ülkemizde de maalesef coğrafi şartlardan ötürü şu an telefon bizde piyasada yok. Ama tabii ki de telefonun incelenmesi yapıldı bir şekilde telefon yurt dışından Türkiye'ye getirdi. Hatta dediğim gibi operasyon yapıldı. Takipçileri tarafından abi ben telefonu aldım sizinle açmak istiyorum denildi. Gidildi böyle işte efendime söyleyeyim yurt dışından çocuklar getirildi kutusu açıldı. Efendime söyleyeyim ilk olmak için gecenin birinde falan böyle internete yüklendi edildi falan filan. Neyse. E tabi hal böyle olunca insanın merakı daha da çok artıyor. Evet her sene her sene her sene iPhone çıktığında tabii ki de büyük yankı uyandırıyor. Herkes hemen iPhone'u inceliyor. Hemen işte sarılıyor, koşuyor, alıyor, sıraya giriyor vesaire. İnternetten de biz de böyle ağzımızın suyu akarak bakıyoruz. Tabii ki de şu araya virüs falan girmeseydi ne yapıyorduk? Gidiyorduk yurt dışından bu ürünlere bakıyorduk. Store'da inceliyorduk, fiyatlarını bakıyorduk, fiyat karşılaştırması yapıyorduk. Dediğim gibi ürün şu an Türkiye'de yok ve gerçekten çıkış fiyatı ne olacak hiçbir fikrimiz yok. Çünkü dolar inanılmaz bir şekilde giderek artıyor ve şu an itibariyle şu videoyu çektiğim an itibariyle dolar 8.7. Yani ben onu gördüm. Tabii ki de bu video yayınlandığında artık düşer mi, artar mı bilmiyoruz. O yüzden ağzımızın suyu akarak bakmaya devam edeceğiz. Edeceğiz de E bir de yakından bakalım şunlara değil mi? Şimdi bakalım kutusunu bir açalım. Görelim nelerde değişiklikler var. Neleri yenilemişler. Biliyorsunuz kasa değişti. Eski tip 5 ve 5S kasalarına daha böyle küt, köşeli kasa tasarımına geri döndüler. Herkes inanılmaz beğeniyor. O, piti piti, karamela, sepeti, terazi, lastik, cim, lastik. Sağ. Aç. Evet görmüş olduğunuz üzere kasa değişmiş. Daha böyle küt, keskin hatlara sahip olmuş. Ve bence çok da güzel olmuş. Daha böyle ele gelir bir hali var. Bakalım kutudan başka neler çıkıyor. Sonra açarız telefonu. Bir şarj kablosu, lightning cable. Ve bir tane de efendime söyleyeyim klasik Apple sticker'ı. Kullanım kılavuzları. Ve bir adette. de şu zımbırtı çıkıyor. Sim kartı takmak için. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Şimdi telefonu açmadan önce şunu bir izah etmek istiyorum. Şu kablo artık adaptörsüz geliyor arkadaşlar. Bunun sebebi de Apple'ın çevresel nedenlerden ötürü böyle yaptığı bir uygulamaymış. Nedeni de şu. Adamlar diyor ki kardeşim diyor biz yıllarca iPhone sattık size. Her evde bir tane adaptör var zaten. O yüzden boşu boşuna plastikle böyle üretip de doğayı kirletmeyelim diyorlar. Ama çakallık şurada. Bu lightning kablosunun ucu USB Type-C. Kaç tane iPhone'da USB Type-C var? Şimdi iPhone 11'iniz ya da 11 serisi hangi telefon olursa olsun varsa evet kurtarıyorsunuz. Ama ya eski jenerasyon olanlar? Ne yapacak abi? Gidecek bir tane Apple Store'a paşa paşa ekstradan parasını verecek. Gidecek bir tane adaptör alacak. Yani ne oldu? Çevresel nedenler dediğin döndü dolaştı gene cebinden çıktı. Gelelim şimdi telefonun kendisine. Abi dur şimdi şunu şöyle bir açalım. Bakalım nasıl. Evet şimdi telefonumuz açıldı. Hemen bir kurulumunu yapalım. Klasik. Türkçe çıkıyor zaten başta. Tam işte Türkiye. Abi ne çok ayar varmış ya. Daha sonra ayarla. Bunu da sonra paylaşma. Ve iPhone'a hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İşte sana iPhone 12 Pro. Şimdi ilk olarak telefonu gördüğünüz üzere daha yeni elime alıyorum. İlk izlenimlerimi aktaracağım. Daha sonra da daha detaylı bir inceleme ile karşınızda olacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz telefon siyah yani granit renk diye geçiyor. Bildiğiniz siyah iPhone. Dediğim gibi kasa artık köşeli oldu. Eskisi gibi daha oval değil. Şu an görmüş olduğunuz üzere daha böyle elde tutulur bir telefon olmuş. Yani kayma riski çok fazla yok. 3 tane kamerası var arkada. Telefoto. Geniş açı ve ultra geniş açı. Kameralarda tabii ki de iPhone 11 Pro'ya göre daha fazla yenilik var. Daha detaylı, daha canlı renklere sahip. Aynı zamanda ekran da öyle daha canlı, daha böyle renkleri tonuna göre gösteren, siyahları daha siyah, efendime söyleyeyim renkleri daha böyle gerçek renklerinde gösteren bir ekrana sahip. Ceramic Shield adında yani seramik kaplama denen bir şu an ön ekrana sahip. Apple'ın dediğine göre bu ekranın kırılmasını daha da zor hale getiriyormuş daha sağlam olduğunu tabii ki de test edenleriniz var ben onu test etmeyeceğim. En önemli gelişmelerinden biri video 4K 60 FPS video çekebiliyor ve HDR çekebiliyor. Şimdi şu HDR konusunu biraz açmak istiyorum. Bu HDR video olayı bu telefonlara özel. Yani sen bu videoyu çektin HDR. Görüntü çok net, renkler çok güzel. Bütün kontrastları vermiş sana. Sen bunu arkadaşına göndermek istiyorsun. Atıyorsun değil mi? Arkadaşın senin gördüğünü görmüyor. Neden? Çünkü HDR sadece bu telefonda var. Bu telefon aynı zamanda HDR değil, bir de 10 bit kayıt alabiliyor. Yani 10 bit ne demek biliyor musun? Şöyle izah edeyim. Şu an beni çeken kamera Sony A7 III. Piyasa değeri yaklaşık 1800 dolar sadece body. Ve beni gördüğünüz renkler şöyle. Şu görmüş olduğun kamera 8 bit çekiyor. Şu elimde tuttuğum telefon 10 bit video çekiyor. Oradan sen anla ne demek istediğimi. Evet gelelim şimdi olaya. Arkadaşlar bilen bilir, takip edenler ediyordur. Bu kanal aşağı yukarı neredeyse 3 sene hatta bilemedin 4 senedir ayakta. Hobi olarak başladığım bu YouTube hayatıma şu anda biraz da profesyonel olarak devam etmek istiyorum. Ve düzenli videolar atmaya çalışıyorum sizlere. Evet yeri geliyor ucuz ama kaliteli ürünler tanıtıyoruz yeri geliyor elimize geçtiği zaman da böyle ürünler sizlere gösteriyoruz. Normalde yaptığım şey yurt dışına gidip oradaki ürünleri size gösterip fiyat karşılaştırması yapmak. Ama şu pandemiden dolayı yurt dışına pek gidemez olduk. O yüzden de böyle kutu açılımları yapıp kanalı bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyoruz. O yüzden şimdi kanalı beğeniyorsanız eğer lütfen aşağıdan beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Şu an belki de çılgınca gelecek size ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir değil iki tane var demiştim değil mi? İşte bunun sebebi şu. Şu ikincisini çekilişle buradan bir takipçiye vereceğim. Ya da vermesem mi? Ya da vereyim ya. Ama şöyle olacak. Bu kanalın büyümesine yardımcı olursanız bu tarz çekilişler daha fazla artacak. Kasım ayında eğer takipçiye ulaşırsak bunu içinizden birine hediye edeceğim. Bak daha Türkiye'de yok. Haberin olsun. Onun için yapmanız gereken dediğim gibi aşağıda kanala abone olun. Yorumlara da yorumlarınızı bırakın. Bin olursak bak şu senin ona göre. Bak buraya koyuyorum. Bak bu kutu burada. Bu da bana. Evet arkadaşlar ilk izlenimlerim böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.